Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlısıyla ilk dönemimizin ilk yarısını bitirdik çok şükür başarıyla. Evet arkadaşlar çok şükür bitirdik. Biz de bugün itibariyle bitirmiş olduk kurslardan evet. Sonra. Kursumuzu biz de bugün son olarak yaptık ve kapattık bu dönemimizin ilk bölümünü. Bir hafta boyunca hani ilk ara tatilimizi geçireceğiz. Bu çocuklar için de iyi olacak. Biz de full çalışıyorduk. Bizim için de aslında biraz iyi olacak. Evet yani gerçekten çok güzel bir ara tatili oldu diye düşünüyorum evet, tam zamanında yani, gelen. Ya tabii hani 9.30 ile 1.30 arasında yine seminer dönemimiz olacak ama en azından hani bu çocuklar için de bir iyi bir hani ara olacak diye düşünüyorum. Bizler evet. için de öyle olacak. Şimdi arkadaşlar yeni atanan arkadaşlarımız var. İlk defa seminer alacak arkadaşlarımız var. Onlar için bir seminer dönemi nasıl olur? Biraz ona bakmak istiyoruz. Biraz onu anlatmak istiyoruz. Şimdi yüz yüze olsaydı arkadaşlar çok daha güzel oluyordu tabii ki. Bu korona illeti olmasaydı. Evet. Bazen hani öğretmen arkadaşlarımızdan saz çalanlar oluyordu. Bazen işte daha farklı makale değerlendirme toplantıları oluyordu. Eğitimle alakalı seminerler yapan arkadaşlarımız oluyordu. Çok güzel faaliyetler gördük yani çok şükür. Evet. Bu şekilde arkadaşlar güzel şeyler gerçekleşiyordu. Tabii ki öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelme, bu geçen dönemi değerlendirme şansı buluyorduk. Şimdi de yarın itibariyle okul çapında yine bir Zoom toplantısıyla bunu yapma imkanımız olacak. Şimdi ilk önce seminerlerimiz nasıl başlayacak İlknur Hocam? İlk önce tabii ki Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doçent Doktor Adnan Boyacı hocamızla her zaman olduğu gibi seminerlerimiz başlayacak. Ve daha sonra Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk'un konuşmasıyla devam edecek. Ve daha sonra da dediğim gibi biz her zaman bu şekilde olur zaten seminerler. Geçen ilk yarının bir değerlendirmesini yapacağız Zoom üzerinden. Her okul kendisi yapacak. Evet yani toplantı yapılacak. Bu toplantıda işte geçen dönemde derse katılan öğrenciler, katılmayan öğrenciler, kim ne kadar katıldı, işte bu ne kadar başarılı hani katılım sağlandı. Bunu bir değerlendirmesi yapılacak arkadaşlar. Evet, bu seyredilmiş model nasıl olacak? Evet. Oldu. Başarılı mıydı? Haksız mıyım İknur Hocam? Nasıldı sence? Değerlendir yani... bakalım. Seyreltilmiş model güzeldi. En azından koronaya karşı gayet tedbirliydik. Öğrenciler de duyarlıydı. Sınıflarımız öyle çok kalabalık değildi bizim. Yani hani gitgide azalan bir sınıf nüfusumuz vardı 12. sınıflar için. İşte dershane, okul, kurs hepsini bir arada götürürken tabii bunu almaya başladılar ve birazcık derslerden hani azalmaya başladı sayıları da. Evet yani ben de katılıyorum. Seyreltilmiş model bence iyi gitti. Yani bence uzaktan eğitime göre daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar da çok fazla yorulmuyorlar. Hem seyreltilmiş model hem uzaktan eğitim bir arada olunca daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece uzaktan eğitime göre böyle. Salı günü arkadaşlar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Bilinçli İnternet Kullanımı, Mesleğim Hayatım diye belli modüller var. Bunların tanıtımları veya bunlar hakkında seminerler olacak. Ve bir de medeniyet bilinci hakkında Profesör Doktor Vekil Karlı Ağa seminerleri olacakmış. Yani belli bilinçlendirme seminerleri olacak. Böyle arkadaşlar kendilerini salı günü göreceğiz zaten. Hani neler anlatacaklar. Her okulun veya ilin ilçenin durumuna göre çarşamba günü de arkadaşlar Türk halk müziği, sanat müziği, tasavvuf müziği, işte batı müziği, klasik müzik vesaire bunlarla alakalı bir etkinlik olacağı söylenmiş. Mesela az önce ben size bahsettim ya ben İnegöl'deyken mesela bir arkadaşımız saz çalmıştı. Çok süper bir etkinlik olmuştu yani. Daha önce öyle bir etkinlik de görmemiştim yani çok güzeldi. Gazi Osman Paşa'dayken kendimiz konser yapmıştık. Evet. Öğrencilerimizle çok güzel olmuştu. Orada müzik öğretmenlerimiz de böyle çok yani grupları falan vardı. Onlar da çok başarılıydılar. Bazen hani okulumuzdaki tabii ki işte dediği gibi imkanlara bağlı olarak bu olay değişiyor arkadaşlar. Bazılarımızın okullarında çok yani daha fazla şey çalabilen veya çok daha fazla gruplarla uğraşısı olan öğretmenlerimiz vardır. Bunlar tabii ki işte sizin şansınız oluyor arkadaşlar. Bizim ve güzel şansımızı oluyor gördük. Ya. Tabii ya yani. Yani ben de yani... Müzik ruhun gıdasıdır hocam ya. Yani İstanbul'da bizim okulumuzda müzik öğretmenimiz yoktu da onun öncesinde mesela Sivas'ta görev yaptığım arkadaşım vardı. Mesela bana ara ara böyle çalıyordu. Çok da mutlu oluyordum. Böyle insanı bir rahatlatıyor. Evet. Böyle arkadaşlar. Çarşamba günü sizi bir müzik etkinliği bekliyor. Bakalım nasıl göreceğiz.
Perşembe günü ise arkadaşlar bir yarışmalar olacakmış. İşte anı, resim, şiir vesaire gibi. İkincisi söyleşi ve dinleti okul ve kurum kültürü hakkında doçent doktor Mustafa Sever hocamız yapacakmış bunu da. Bakalım göreceğiz. Bununla alakalı işte eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı hikayeleri, emekli öğretmenlerle söyleşi vesaire gibi şeyler olacakmış. İnegöl'de gene bunlar da yapılmıştı biliyor musun? Bir okuldan emekli olan bir öğretmenimiz gelmişti. Ve anlattı bize yani işte bayağı böyle güzeldi yani. Ona çiçek verildi falan. Evet. Hatta bir tane değil ki 3 tane öğretmenimiz gelmişti. Bak İnegöl'de çok cidden çok güzel yapılıyordu bu iş yani. Mesela bu emekli öğretmenlerin okula çağrılması bence çok güzel bir şey yani. Biz de ileride emekli olacağız. Evet. Yani, şimdiden yatırım yapalım. Lütfen bizi çağırın okula. Bak beni unutmayın tamam mı? Gamit hocamız vardı da iyi ya. Neyse arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir etkinlik olacak. Bu emekli öğretmenlerle alakalı olan çok güzel oluyor. İnşallah bütün okullarda bunun yapılması temennisiyle devam ediyorum yani. İsterim yani her okulda öğretmenlerimiz emekli olunca da unutulmasın. İnşallah. Evet. Buradan sosyal mesajı da veriyorum yani. Bence de unutulmamalılar ya. Hani o kadar emek veriyorsun, emek sarf ediyorsun falan. Hani emekliliğe ayrıldıktan sonra tabii ki insan hani birazcık rahatlamak falan da istiyor ama yine de insan arada bir gidip okul ortamını görmek ister. Evet. Yani kaç seneni geçiriyorsun ya o okulda. Hani o okul ortamında kaç senen yani. Evet. Mezun öğrenciler mesela getirilebilir. Yani böyle etkinlikler güzel olacaktır. Bence de iyi olacaktır yani. Ve son cuma günü Edebiyat ve Eğitim Profesör Doktor Münire Kevser, Necip Tosun yazar, seminer videolarının EBA'dan izlenmesi diyor. Yeni teknoloji üzerinden eğitim, Tansu Yeğen yapacakmış bunları da. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Bu seminerler arkadaşlar bir kısmı EBA'dan olur. İşte çoğunun EBA'dan olacağı yazıyor zaten. Bir kısmı Zoom'dan da olabilir. Tabii ki il, ilçe ve okul bazında yapılanlar özellikle tabii ki Zoom'dan olacaktır. Evet. Mesela okul toplantısı Zoom'dan olacak. Yani bunun EBA'dan yapılması gibi bir şey düşünemez ama işte bu diğer programlar EBA'dan olur muhtemelen. Evet yani bunlara katılım zorunludur arkadaşlar. Tabii ki çok sorduğunuz bir nokta bu. Bunlara kesinlikle katılmak zorundasınız. Yani aynı derse girmek gibidir buna katılmak. Siz bir memursunuz ve şu anda biz hani nasıl çalışma deniyordu? Şu anda biz hani esnek çalışmaya tabi gibiyiz yani şu an düşündüğünüz zaman. Yani il dışına çıkabilir misiniz? Mesela çıkmamanız gerekir. Çünkü esnek çalışma gene mesai saatleri, yani mesai günlerimiz devam etmekte şu an. Seminer günleri evden yapın dediler. Evden yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Başka Eknur hocam senin eklemek istediğin ne var? Güzel bir seminer dönemi geçirmek dileğiyle diyorum ben. İnşallah. Güzel bir seminer dönemimiz olsun. Yararlı olsun inşallah. İnşallah kazasız belasız. Geçirelim bunu da. Diğer yarıya da bomba gibi başlayacağız inşallah arkadaşlar. Aynen. Daha hazır bir şekilde diğer yarıya başlayalım. Diğer yarının hemen başında biliyorsunuz sınavlar olacak arkadaşlar. Sınavlar hakkında bilgilendirme yapmıştık daha önceki hafta. Bu sınavları biliyorsunuz hani bazılarımız ilk defa yapacak yeni öğretmenlerimiz var. Biz de ilk defa sınav yaptığımızda neler yaşadık arada anlatıyorum biliyorsunuz. Bazen yanlışlar yaptık. Tabii ki hata oluyor yani. Sınav sorularını erken çoğaltın arkadaşlar. Ben ilk sınav günümü hatırlıyorum. Sınav sorularını birazcık geç çoğaltayım demiştim. Son anda hani böyle bir karıştı ortalık ne olduğunu şaşırdım falan. Böyle bir bocalama süreci falan yaşamıştım. O yüzden erkenden hazırlayıp böyle kağıtları teker teker poşet dosyalara yerleştirin arkadaşlar. Evet son anda bırakırsanız ondan sonra kağıt yetiştirmeye uğraşırsınız arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde yapın. BEP'li öğrencilere çok dikkat edin arkadaşlar. Biliyorsunuz BEP'li öğrencilerimiz olabiliyor sınıflarda. Bunların kim olduklarını rehber öğretmeninden öğrenin. Yani psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden öğrenin. Onlara özel sınav yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. Onlara özel plan hazırlayıp onlara özel destekleyici eğitim yapmanız lazım. Bu şekilde arkadaşlar onların tabii ki hedefleri daha farklı. Yani sınavları zamanında uygun bir şekilde yapmaya özen göstermek lazım. Sınav kağıtlarını da imzalayıp müdürünüzle de mutlaka onaylatın. Bu da önemli bir nokta ve de öğretmen dosyanızı da tutun. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Bir anda seminerlerden sınavlara geri dönüş yaptık ama. İnanılır ya. Bir hafta sonra da sınavlar var. Yani hayatın gerçekleri devam etmekte yani. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.